da farklı. İsterseniz doğrudur. İzleyelim. Doğrudur. Her şey, o da haklı kendine. Turgut ve İnci Korkmaz çifti 8 senedir gelinleri tarafından gösterilmeyen torunları için yayınımıza katıldılar. Ekibimiz Eylül'ün annesi Ayşe Hanım'a ulaştı. Ayşe Hanım çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bana işkence ediyorlardı. 10 seneden beri ayrıyım. Ayrılmamın sebebi de annesi. Hep bana işkence yaptı ya. Akşamın 5'inde 4'ünde bana cam sildiriyordu, kapı sildiriyordu. Benim çocuğum ağlıyordu. Bırak ağlasın, sesi açılsın diyordu. Ben 2 sene evli kaldım. 2 sene boyunca ben gelin mi gittim oraya, hizmetçi mi gittim, düşman mıydım? Hamileyken kömür taşıttılar. Ben kızı hamileyken bana kömür taşıttırdı. Neymiş, zamanında o da hamile olmuş da neler yapmış. Ya ben oraya gelin değil, köle olarak gitmişim. Allah'ından bulsunlar, ne diyeyim, Allah'a havale edeyim onları ben. Eski eşimin kardeşi de eziyet ediyordu. Barış'ın bir küçüğü vardı, Özgür. Özgür'le hiç iyi değildim. O Özgür annesininle birleşti, beni dövdü. Özgür beni yatak odasına kadar, saçımdan tuttu, yatak odasına kadar götürdü. Beni boğdu, 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 kendimi kurtaramadım. Annesi aldı elinden. Ben beni kurtardı derken, sinirken annesi de iki tokat attı bana. Burnumu bile çıkarmayacaksın bu camdan dedi, kapıdan dedi. Seni dedi bu evin içinde nefes bile aldırtmayacağız sana dedi. Eylül'ü görmeye gelmediler. Hani göstermeyi demişler ya, göstermeyim yok. Görmeye gelmediler. Evimiz belli, köyümüz belli. Annem babam defalarca gelsin dedi. Ama bir gün çocuğunu görmeye gelmedi. Göstermiyor diyorlar ya, yalan. Kızımı saklamayayım. Aha açık eskere, bura gelsinler. Kızımı kaçırmaya geldiler. İşteydim, gelmişler. Babamı aramışlar, görmek istediğini söylemişler. Annem babam da demiş ki annesi işte, annesinin haberi olmadan göstermeyiz demiş. Onlar gerçekten benim kızımı görmeye değil, kaçırmaya gelmişler. Korkmaz ailesinin iddialarına Ayşe Hanım'ın babası Tuncay Bey de yanıt verdi. Beni babasından oğlan tehdit etti. Seni öldürdüm, keserim, şiş yaparım diye. Hatta bunların ses kaydını aldırdım telefona. Geldim Gebze'de mahkemeye verdim. Burada neden yalan konuşuyor acaba? Torununu her zaman görebilirler. Yayına çıkmış orada. Bana torunumu göstermiyorlar. Değiller benden ötürü. Görebilir. Her zaman kapım açık. Babasına da, annesine de, dedesine de her zaman görebilir. Korkmaz ailesi torunları Eylül'ü görebilecek mi? Evet, siz biraz dünürü suçlamıştınız. Ama dünür çok makul ve konuşuyor yani. Buyurun, buyursunlar, gelsinler. Hayır efendim. Bak, ben hiçbir şeyi yalan konuşmam. Neye dersen de yemin ederim, ben 1996'da emekli oldum. Benim çocuklarım hepsi genç delikanlı. Ben bir çocuğuma bir torba kömür dahi taşıtmadım. İşte hep bir iftirası buradan. Benim dövdüğüm bir iftira. Benim oğluma iftira atıyor. Kesinlikle. Ben ona hiçbir iş yaptırmadım. Ya iki tane gelin var. Bağlanabilirsin. Tek tek konuşalım. Eşim kahvaltısını eşim hazırlardı. Ben değil. Eşim hazırlardı. Siz aynı evde mi yaşıyorsunuz? Aynı evde. Evet, ayrı istemedi. Babası annesi ayrı istemedi. O da istemedi. Ben dedi yapamam. Köyden geldim. Şehirdeyim. Bilmiyorum şehir durumunu. Ayrı istemedi. Kayınbaderi su kahvaltısını hazırlıyordu. Temizliğini ben yapıyordum. Yemeğini ben yapıyordum. Çamaşırını ben yıkıyordum. O sadece bana bir çay yapıyordu. Hadi o da akşam otururken bir çay yapıyordu. Burası iftira. Oğlumun dövmesi iftira. Sadece Serap Hanım şu saç çekmesinde hayatta boynuma da ipi taksanız, assanız da ben cezama da razı olurum. Çocuğumu gece saat 6'da Esralcı Hapçı bir park var. Çocuğu ilkin bunlar kaçırıyordu. Orada ne değiller ne demiyorlar. Annesi babası gelmiş. Ne demişler ne dememişler. Onların da bir akrabası vardı, o öldü. Çocuğu geri getiriyor. Diyorlar ki çocuğu nereye götürüyorsun? Bunlar davaç olursa siz mahkemede sürünürsünüz. Ceza alırsınız diye çocuğu geri getirirken benim küçük oğlum Murat'a telefon ediyor. Diyor ki kapıyı aç, annenle baban benim evden çıktığımı dahi duymasınlar. Benim oğluma telefon açıyor.
Hani gittiğinde eşine telefon açıyor. Eşine söylüyor, benim babam annem geldi, ben gideceğim. Oradan ne diyorlarsa geri dönüşünden de benim küçük oğlum Murat'a telefon açıyor. Ha o arada ben bunu niye sokağa çıktım bu çocuğuna derken sırça elime takıldı. Benim özgür yapma da bir şey. Benim Eylül'ü büyüten o yaşa kadarını ben belimden ameliyatlıydım. Özgür bakıyordu. Altını özgür alıyordu. Mamasını özgür yediriyordu işten geldiği zaman. Çocuğu amcası yani. Evet, amcası evet. Bakıyordu. Evet. Amcası yapıyordu. İşten geldiği an onun çocuğun bezini alması, yedirmesi, ayağında sallaması, uyutması. Bizim kızımız yok. Bizim gelinimiz kız. Hocam evin işini yapmak diyor ya, bana işkence yaptı, cam kapı sildirildi. Cam kapı silmek işkence mi? Hayır şimdi... Hayır, iftira atacak, nasıl atacak bilmiyorum. Benim düşünceme göre zaten hiçbir kadın hani kayınvalidesiyle ne kadar iyi de olsa yani... Ailenin büyük yetişkinleriyle değil mi aynı evde yaşamayı kendisi talep etmez diye düşünüyorum. Hani siz istedi, o istedi dediniz ya. Bu bana biraz hocam, çelişkili geldi. İki katlı evim var. Üst katta onlar tamam. Duracak. Aynı evde. Bir de aynı evde, aynı mekan içinde bu kadar fazla yetişkin insanın bir arada yaşaması çatışma doğurur doğurmaması mümkün. Kayınbiraderler var. Kayınbiraderler tuttuk, var. Tuttuk, badanasını yaptık sayın hocam. Badanasını, boyasını yaptık, temizliğini yaptık, eve koyacaktık. Hasan çıkma. Keser'in evini tuttum. İstemedi. Şimdi bir gelini de tutup kolundan kapıyı atamazsın. Peki bütün bunlar Barış'la olan evliliğinde yaşandı. Barış telefonda. Alo. Alo. Merhaba Barış. Merhaba, nasıl? Teşekkür ederim. Barış, eski eşin sana, ailene bayağı bir öfkeli, bayağı bir şeyler yaşadığını iddia ediyor. Evet. Yani senin kardeşinin bile eziyetini görmüş. Erkek kardeşinin. Bunlar gerçek mi? Yani bu evliliğinizde böyle şeyler mi yaşandı? Bir de bebek 8 aylıkken siz ayrılmışsınız. Neydi bu kadar büyük problem? Şimdi o iş cengelinde şu anda ben internette, şimdi televizyonda seyretiyordum ben. Tamam mı? Serap Hanım. Hı. Ayşe'de İşkencede de ne bileyim beni dövüyorlar, yok benim boğazını eti, yok şöyle oldum. Bunlar da hepsi yalan. Tamam mı? Hı. Bu yaşına kadar ben geldim, çocuğunun da ne doğum gününde, ne bayramda, ne sokakta parka götürmeyi, ne baba benim şunu al, şunu şey tür, şunu bana bir şu yemek yedir de hiç görmedim ben bu yaşına kadar geldim ben. Bir, ikincisinde şunu diyorum, gecenin saat 12, 1, 2, kayınpeder etti, kayınpeder de bana telefonu ödüyormuş, benden bu kadar para istemiş. Ne parası istiyormuş ve, Barış? Ya şimdi ben bu insana da ben yetişemiyorum parayla. Bir, ben kendime çocuğunun da kıyafet almayına, ne bileyim, veya hastaneye götürmeyine ilaç almayı için de bir akkar ücretini maaş alıyorum ben. Sen kayınpederine para vermek zorunda mı kalıyordun? Anlamadım. Ya bir tek benim değil. Bak 3 tane bacanak vardı biz. Hı. Şu anda aynı ailede böyleydi. Benden koparamadı, öbürler koparttı. Bak benden parayı koparmadı, öbürler kopartmış. Tamam mı? Ben hayatta 3 yıldır evli kalıyorsam bir tanesinde bayanın bir sokak vurmadım. Veya bağırmadım. Aç bırakmadım, susuz bırakmadım. Sabahın altısında ben işe giriyordum. İnanırsan bir kadın üstünde kıyafetinden, aşopmanın kıyafetinden, sabahın altısından sokakta ne işi var? Herkes görmüş. Herkes gördü. Diyor ki ben diyor şeyde yattım, parkta yattım. Bir aydır, iki aydır da parkta yattım. Aç kaldım, susuz kaldım. Peki parkta yattığında bu mahalledekinde gelsinler, sorsunlar benim mahallede. Hangisinde bu kadar insanın, Müslümanın da veya bu kadar kadını, erkekleri görmüş de peki bu kadın parkta yatıyorsun da niye sahip çıkmadı? Hayatta ben bunlarda Barış, hep... Barış, eski kayınpederin telefonda, eski eşin de telefonda. Evet. Şimdi sen kayınpederinin senden sürekli diğer bacanaklarınla beraber sizden para istediğini mi iddia ediyorsun? Evet. Yani ihtiyacı mı vardı? Niye istiyordu? Ben anlayamadım orasını. Ben o para neydi? Ben sana açık açık söyleyeyim mi Serap Hanım? Kumar oynuyor. Etki kayınpederden bak, köyde etkileri herkes söylüyorlar.
Kendisi yalan söylüyorlar. Mesela de veriyorsun 500 milyona bir saatinin içinde kahvede kumar oynuyor. Ama sizin ayrılma sebebiniz bu değil. Ayrılmanın sebebi neydi? Ben evet, sana söyleyeyim. Bu. Ayrılmanın sebebi bu. Bu. Evet. Bak, para ayrılmanın sebebi neydi biliyor musun? Ben ne? Size anlatayım mı? Söyle. Mesela 6 tane 5 tane kızları var. Bir tane oğlu var. Etti kayınpederi. Bugün benden evlendirse benden parayı koparmadı. Yarın başkasından evlendiriyor. Bu böyle. Evet. Yani ben bugün benden evlenmiş. Karıştırma dedim bak. Bak bugün benden evlendi. Tamam mı? Benden para istiyor. Ben para vermedim. Tuttu başkasından evlendiriyor. Benimle boşattırdı. Ha dedim bu damat bana para vermiyor. Ben bundan boşatayım başkasından evlendim. Ben bunu hemen Tuncay Bey'e soracağım. Tuncay Bey bu evlilik senin kızının evliliği senin yüzünden bitmiş Barış'ın iddiasına göre. Sen boyuna para istiyormuşsun. Para vermeyince iyi günler, de... Kız... Selam Hanım iyi günler iyi yayınlar. Bak, sağ ol. Bunun cevabını vereceğim. Buyur. Şimdi benim 6 tane kızım var bir oğlan çocuğum var. Yani 6 tane damatım var yani. O şey Barış hariç. Benim damatlarıma soracağım. Hangisinden ben para istemişim? Bir damatlarımı arayın sorayın. Vallahi hangisinden para istemişim ben? Barış diyor ki benden de istedi. Hepsinden istiyordu. Vermeyince hayır. Kızını boşatmaya kalkıyordu diyor. Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Peki senin... Serap Hanım. Efendim bir şey Barış. Bir söyleyebilir mi? Söyle. Manisa'dakinin şu anda evli olan kızı. Cumartesi pazar. Gece gündüz çalışan. Gece gündüz çalıştıran. Şu anda bacana. Şu anda boşanmış o kızı. Şu anda başkasından evlendi. Manita'daki şu anda benim etki bacana. Gece gündüz çalıştırıyorsun. Adam her gün eve para getirip parayı kayınpedere niye veriyor? Adam ya bir ne ekmeğini... saçmalıyor kardeşim o ya Serap Hanım ne saçmalıyor ya? Ne konuşuyor Serap Hanım? Tuncay Bey senin başka bir kızının kocası ikinci eşine gitmiş. Kazandığı parayı da getirip sana veriyormuş. Çünkü hayır sen... öyle bir şey yok. Manisa'da oturuyor benim kızım. Evet, araştırabilirsiniz. Evet, evet. Sorabilirsiniz. Manisa'da oturuyor. Ya peki ben bir şey soracağım. Kızlar öyle neden boşatıyormuş? Sorar mısın? Ki... Hadi biz kötüydük. Orada belli beni iftira atıyor kendi kızı. Bana şer atıyor. Kendi köylülerine. Kızlar neden boşatıyor? 3 tane kızını verdi kendi köylülerine. Neden boşatıyor? Ben kötüydüm. Öbür damatları da mı kötüydü? Biz ben kızına işkence yaptım. Biz ben kötülük yaptım. Öbür damatlar, öbür kaynanalar da mı kötüydü? Aynı köylüler. Kendi köylüler. Kendi akrabalar. Ben senden konuşmayacağım. Sen hangisine boşattın? Beni kötüydüm. Hepsi mi boşattın? Bir sakin ol. Tuncay Bey. Yalan söyleme. İnsanlara iftira atmayın. İnce yeter ettiniz siz. Tamam. Ben torunumu görmek istiyorum, torunumu istiyorum. Senden başka bir şey istemiyorum. Bak, ben, bak Serap Hanım beni dinler misiniz? Dinliyorum Tuncay Bey. Şimdi orada sorur musunuz ona? Bir torununa bir sefer geldiler. Kendi oğlunla bak bir sefer geldiler. Onu da kaçırma amacıyla geldiler. Ve annesi de o zaman işteydi. Ben dedim ki beni kahveye çağırdı. Hasan Ali Yaşar'a sorursunuz. Beni kahveye çağırdı, gittim kahveye. Şu an dedim çocuğun annesi işte velayeti annesinde. Ama annesi geldiği zaman görebilirsiniz dedim. Bir de telefon ettiler bak. Telefon ettiler. Telefonda görüştürdüm. Tuncay Bey kaçırmamışlar. Annesi de görüştü. Tuncay babası Bey. De görüştü. Tuncay Bey kaçırmamışlar. Kaçırmak için geldiklerini nereden çıkarıyorsunuz? Ama bak şimdi o amaçla geliyorlar. Yani amacını nereden biliyorsunuz? Niyet mi okudunuz? Nasıl oldu anlamadım ben. Ya şimdi ben Serap Hanım ben çocuğu ben annesi olmayınca gösteremem ki. Annesi işte. Bu çocuğun ama yılda bir ay bir de 15 günde bir babasıyla olma hakkı var. Kanunen bu onun hakkı. Yani ailenin, babanın bu geldi görmek için bu kaçıracak anlamına gelmiyor ki. Sen... Ondan sonra Serap Hanım bir daha gelmedi ki. Kapıma çık. Peki bir daha ilk gelişlerinde niye icra yoluyla görmek zorunda kaldılar? Neden öyle? Ay, ne zaman getirmiş icraya gelmedi? Ama hiç çünkü daha görmeye gelmedi. Söyle sen gelmiş fakat gösterilmemiş. Tuncay Bey ben Hasan geldim. Hasan'ı söyle Hasan'ın şey. Ben geldim. Senin dayın oğlu Hasan kahveci Hasan. Bunların işte. İkisi de sana çağırdığında sen dedin ki ben ne hakimi tanıyorum ne savcıyı tanıyorum. Bak burada kimse yalan gelmesin. Yalan konuşma burada. Ben hayır, aynen bunu dedin. Avukatı bana dedin ki senin avukatın gelecek avukatın şeyle. Ben avukata senin yanında telefon ettim. Hasan'ın yanında telefon ettim. Avukat dedi ki senin elinde evrak var dedi. Mahkemenin verdiği karar var. Kararı sana verdik. Kararı kabul etmedin.
Ondan ya sonra sen... da ondan sonra da ben sana telefon ettim. Torunumun sesini duymak istedim. Sen bana her türlü hakareti yaptın. Anneme söydün, ölüme söydün, dirime söydün. Ben de koş sana gül uzatacak değildim. Meğer sen beni tuzağa almış Serap Hanım. Ben telefon. Bana bak, benim telefonum ufak telefon. Serap Hanım beni dinler misin? Telefon... Dur dinleyeceğim Tuncay Bey bitirsin de. Evet. Serap tamam, Bey, on, tamam. Serap Hanım ondaki telefon büyük telefon. Benim telefonda sesimi abi, şey abi. Almış, kaydı almış. Ben bilmiyorum. Oo. O bana her türlü hakaret edince mahkemelik olduk. Mahkeme kağıdı da burada. Aha ben yanımda. Ben, yalan konuşmuyorum. Mahkemeye gittik. Bana dediler ki mahkemeden 22. Asli Hukuk Mahkemesi'nden Gebze'ye gitmeyeceksin. Bu adamının karşı karşıya gelmeyeceksin. Şayet bu adam bir daha davacı olursa senin tutuklanma şeyin olur. Senin de oğlun da. Ben de 5 yıl boyunca gitmedim. Karal düşene tamam, kadar. Anladım. Kadar. Tuncay Bey anladın mı? 5 yıl boyunca bu yüzden gelmemiş. Aslında ya şimdi Serap Hanım neden çocuğunu görmeye geleyim? Ben adam mı yiyorum? Adamı kaçırıyorum. Neden çocuğunu görmeye gelmiyorum? Mahkeme işiyor. Bu 5 yıl önce babası geldi. Hüküm geldi. Aldınız o zaman. Yani mahkeme geldi. Size evet. Hüküm verdi. Evet evet. Şey yani buyur. Ceza almış. O yüzden 5 yıl ertelenmiş cezası. 5 yıl içinde aynı derse 5 yıl içinde aynı da bir şey yaparız diye onun için uzaklaştı. 5 yıl içinde aynı fiili işlerse ceza alır. Evet, evet, 5 yıl ceza alacak. O yüzden sen 5 yıl boyunca oraya yaklaşmadın. Yaklaşmadık. Evet. Bu sizi mahkemenin suçlu bulduğunu gösteriyor bu dediği. Evet, ana evrak İşte hocam o size hakaret etti de siz de o da etmiş, o da etmiş tabii. İkisi birbirine etmişler. Ben inkar etmiyorum. Biz inkar etmiyoruz ki. Şimdi Tuncay sadece Serap Hanım senden ricam gecenin saat 6'sında kızı çocuğu alıp giderken gelip kızını kendi kaçırırken biz suçlu değilite kim gönderdi seni söyler misin? Sorar mısın Tuncay Bey? Bak Serap Hanım ben niye çocuğu kaçırmadım. Şimdi biraz oldum. Tuncay Bey'i dinleyelim. Evet Tuncay Bey. Serap Hanım ben kızımı kaçırmadım. Polislerini aldım oradan. Tamam altısında neden geldin Tuncay? Bana cevap verir misin lütfen? Bana cevap ver burada beni saygısızdan sürme. Altısında benim, gelip de parkta kızını kimden aldın? Ha. Geri de niye gönderdin? Sen de beni dinle. Ben seni dinledim. Müsaade et. Sen de beni dinle. Müsaade et. Evet dinle. Buyurun Tuncay Bey. Selam Hanım ben kızımı kaçırmaya gitmedim. Tepece karakolundan polis götürdüm. Araştırın orada. Polis de aldım oradan. Tamam bak tamam, doğru Tuncay polisten Bey, ben... aldın. Akşam saat 7'de aldın polisten. İnci Hanım. Sabah 6'da neyden aldın? Bir şimdi çocuk 4 aylık geldi bana. 4 aylık. Onlar yalan konuşuyor. 8 aylık. Sen yalan söylüyorsun. 4 aylık. Sen ne bir? Susmayacağım. Mu bak hakaret ediyor. Tamam. Etsin. Bir Serap Hanım. Bir de bana telefonda Serap Hanım çok hakaret etti. Babasından oğlu bak. İnci değil. Babasının oğlu küfürler etti bilmem ne. Soluğumdan, çocuğumdan, kızlarımdan böyle. Ben de ses kaydı aldırdım. Geldim Gebze Cumhuriyet Savcılığına verdim. Şimdi, uzaklaştırma bundandır. Anladım. Ondan sonra çocuğuna neden Tuncay Bey, gelmedi acaba? Şimdi ben aileye de söylüyorum. Amacınız sizin torununuzu akşam, görmek akşam, değil mi? Ben torunumu görmek amacım Serap Hanım kapım açık. Tuncay Bey. Çocuğunu görebilir kapım açık. Anladım Tuncay Bey. Size de söylüyorum. Bu aileye de söylüyorum. Şimdi çocuğun Eylül'ün annesi Ayşe de telefonda. Onunla da biraz konuşalım. Amacımız üzüm yemek olsun. Ben bağdaşlamak istemiyorum. Geçmişe Serap Hanım bak şimdi ben. Benim de çoluğum çocuğum var. Onun da çoluğu çocuğu var. Babası görebilir, dedesi görebilir. Neden görmesin Serap Hanım? Görmesi lazım Tuncay Bey. Ben görmesin dedim ki görsün kapım açık. Tamam. Ayşe ile biraz konuşmak istiyorum. Ayşe merhaba. Merhaba Serap abla. Şimdi Eylül'ün annesi efendim Ayşe. Ayşe'cim bak ayrılıklar olabilir. Geçmişte... Günaydın Serap abla. Günaydın canım. Evlilikte ne yaşanmış olursa olsun. Bak şöyle bir şey olması lazım biliyor musun? Diyelim ki baba gelmiyor 5 senedir. Senin arayıp bulman lazım. Benim kızımın babasını görmesi lazım. Benim kızımın babayla vakit geçirmesi lazım. Dedeyle, babaanneyle vakit geçirmesi lazım diye. Tam tersi sizlerin gayret göstermesi lazım. Bunu da çocuğunuzun menfaati ve iyiliği için yapmanız lazım Ayşe. Anlıyor musun beni? Anlıyorum. Televizyonun sesini kapat.
Ayşe. Evet, evet kapattık. Ha, Ayşe, Eylül'ün de babasını görmeye, dedesini, babaannesini görmeye hakkı ve ihtiyacı var. Lütfen artık bu konularda biraz daha herkes duyarlı olsun. Senden de rica ediyorum. Serap ablacığım. Efendim. Ben konuşabilir miyim? Hadi konuş. Tabii ki görebilir. En büyük hakkı. Ama bir güne bir gün görmeye gelmedi. Defalarca dedik. Gel çocuğunu gör. Gel çocuğunu gör dedik. Defalarca söyledik. Yerim belli, yurdum belli. İstanbul Gebze'de oturuyorum. Bayramlarda, Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda köye gidiyoruz. Alettin var. Oradaki beyefendinin kardeşi oluyor. Alettin amca, Alettin amcası bilen çocuğumu gördü, sevdi. Aynısını ona da dedim. Gelip görebilir babası dedim. Kaçmıyoruz dedim. Bak biz köydeyiz dedim. Ondan sonra Alettin amcanın eşi Başak Korkmaz, Rubi Korkmaz, Elvan Korkmaz geçen sene yazın Eylül'ü görmek istediklerini söylediler. Biz de tamam buyurun gelin dedik. Babamın evine geldiler. Eylül'ü gördüler, sevdiler, öptüler. Hatta resim bilen çektiler Serap abla. Resim bilen, o zaman bilen dedik, gelip görebilirler dedik. Ama gelip görmediler. Biz defalarca söyledik ha. O uzaklaştırma diyor ya. O uzaklaştırma neydendi biliyor musun? Benim anneme, babama, kız kardeşlerime hakaret ettiği için uzaklaştırdı. Benim yukarıda Allah'ım var. Ben hiçbir şeyi yalan söylemedim. Ben o eve gelin değil, hizmetçi gitmişim. Yalan bana söyleme, yalan söyleme, kalmadı. Nankörsün. Tamam. Sen ben nankörsün Serap kızım. Serap abla, ben o kişiyle muhatap olmak istiyorum. Muhatap olacağız. Ben seninle mahkemede muhatap olacağım. O kişinin sesini bile duymak Ayşe. İstemiyorum. Benim evimi, ocağımı kesinlikle ayırmadılar. Beni dövdüler. Benim yukarıda Allah. Abla, Ayşe, musun? Ayşe bak ne diyeceğim. Bunlar geçmişte kaldı. Sen de evlendin, bir yuva kurdun anladığım kadarıyla. İnşallah, tamam, evet. İnşallah yeni yuvanda da mutlu olursun. Bunlar Serap artık abla, bir geçmiş... şey söyleyebilir miyim? Söyle. Tamam, bunların hepsi geçmişte kaldı ama oraya çıkıp da niye söylüyorlar o zaman? Ama göremiyoruz diye geldiler. Göremiyoruz değil değil. İsteselerdi görerlerdi. Kızım. Kaç defa çağırdık ya? Yalan söyleme. Bir dakika. Yalan söyleme. Hala bir sus. Yalan söylüyor Serap Hanım. Bir şey konuşabilir miyim? Bir dakika. Barış değil. Bir dakika. Turgut Bey bir şey söyleyecek Ayşe. Bir dakika. Bir şey söyleyebilir miyim Serap abla? Söyle. Tamamla bakalım. Onlar Serap abla. Duyuyor musunuz? Duyuyorum. Serap abla. Onlar sizin yayına geleneye kadar buraya neden gelmediler? İzmir'den Yana'ya geliyorlar da İzmir'den buraya gelemiyorlar mı? Ya da oraya çıkmadan önce Tuncay biz torunumu görmeye geleceğiz dediler de babam da hayır mı dedi. Önce oraya geleceklerine buraya gelsinler. Onlar geldi biz göstermedik mi o zaman biz korkalım Allah'a. Ayşe. Müsaadeyle cevap versin. Ayşe. Benim ben konuşmak istemiyorum o kişilerle. Ama, ben seninle muhatap olmak ama bak, istiyorum. Beni bir dinle. Ayşe çocuğa bakmak kim hükümlü? Müsaade edin. Hele bir dakika. Ayşe. Ona sen çocuğuma kim bakıyor ayırmadılar. Sorar mısın? Benim evimi ocağımı ayırmadılar. Ayşe bak sen bir şey söylüyorsun. Soruyorsun. Ben de bir cevap vermek onun cevabını istiyorum. Vermek zorunda. Ayşe senin bende telefonun yok. Kimse kardeşlerin yok telefonu. Bir tek babanın telefonu var. Onu da vermişim buraya. Baba telefon ettim. Tamam. Babamın telefonu babana... vardı o zaman niye aramıyorsun babamı da yanağa tutuyorsunuz? Dinler misin? Ayşe bir dinler misin? Bir hafta evvel babana telefon ettim. Baban telefonu yüzüme kapattı. Ben daha ne yapayım yani? 4 defa 5 defa telefon ediyorum. Baban yüzüme kapatıyor. Evvelki sene çocuğa ben elbisenle öteber aldım. Gönderdiğimde araya 40 tane adam koydum. Yavraldı yakaldı. El ayak öptü gelen gönderdi elbiseyi yani. Adresi bilmiyorum şeyi bilmiyorum. Ben ne yapayım yani? Sen konuşuyorsun abla, ama boş konuşuyorsun. Lütfen kayıtlara bakılsın ya. Ben sen, yalan söylüyorsam. Sen boş konuşuyorsun. Baban adresi ben, vermiyor. Bey, telefonu vermiyor. Elbise falan ben ne yapayım? Elbise adresi... falan gönderilmedi diyor. Hayır gönderilmedi. Hayır ya Allah efendim. Gönderilmedi. Yukarıda Allah var. Serap abla benim de bir sürü kardeşim var. Benim bir tane oğlum burada, var. Dökümanlar burada. Ne yapmış? Dökümanlar burada efendim. Çocuğun üstüne para bile yatırdık bizim mahkemeye verecektiler. Çocuğum hak ne o postayla mı? Evet posta neyle buyurun efendim. Gide ne para bile yatırdınız çocuğun üzerine? Ben yalan konuşmuyorum. Siz çocuğun üzerine ne parası yatırdınız? 200 lira diyor. Hayır o şey bankanın.
Evet, o torbanın içinde o torbayı bir şey der misin? Burada... Selam abla, bir şey söyleyebilir miyim? Efendim Ayşe, söyle. Tamam, gönderdiler. Bir pantolon, bir gazap gönderdiler. Göndermişler değil. Ama bir pantolon, bir gazap. Sürekli gönderdim diyorlar. Yalan söylüyorlar. Hayır, ya. Sürekli demedi Ayşe. O bahsettiğim pantolonla kaza söylüyor. Ama onu bile diyor 40 şeyle diyor kabul ettirebildik diyor. Yani niye diyor ben torunuma daha yani rahat gönderemeyim? Ya Serap ablacığım, öyle bir şey olsaydı o gönderdiğini de kabul etmezdi. İstemiyorum, ihtiyacı yok derdi. Ya ayrıca niye kabul etmeyeceksin? Dede olarak işte onu göndermiş. Ettiysek torununu gösterirken şeyini de ediyoruz. Bak bir daha söylüyorum. Onlar orada gelip görebilirler. Oraya çıkmadan önce diyebilirlerdi. Ya, telip, biz bak çocuğumuzu görmeye geliyoruz. Ayşe, Tuncay. Senin efendim? Haberin yok galiba. Baban suratına kapatmış telefonu Turgut Bey'in. Babam diyor ki öyle bir şey yok kızım diyor. Kimse beni aramadı diyor. Ama onlar var ya, onlar yalanın bilmiyorum. Onlar yalanın kitabını yazmışlar. Neymiş, benim evimi ocağımı ayırıyormuş. Asla. Ben kıza hamileyken. Bak aman gene eskileri karıştırıyorsun. Ama bak gene eskileri kurcalıyorsun. Burada çocuğun menfaatini kimse düşünmüyor. Yani bence de ben şunu konuşman lazım senin bir anne olarak. Benim çocuğum babasını merak ediyor. Babasını soruyor, babasını özlüyor. Ben babasıyla konuşmasını, görüşmesini isterim. Bu geçmişi hayır, kurcalama hiç artık. Hiç özlemiyor, hiç görmek bile istemiyor. 8 sene görmezsin, istemez. Nasıl öyle söylediniz ya, babası bak, öldü çocuk... diye? Baba çocuk hayır, babasının bak, öldüğünü biliyormuş. Akrabaları yalan mı söylüyor seni? Dediniz. Biz Serap göstereceğiz dediniz. Baba öldü demişsiniz, doğru mu? Babası görebilir. Ama eve eve görebilir. Babaanne dede de görebilir. Şimdi görsün. Babaanne dede de görür Ayşe. Şey yaptınız. Senin şimdi diğer çocuklarını, senin baban torunlarını görmüyor mu? Onlarla güzel vakit geçirmiyor mu? Sevmiyor Serap mu? Ablacığım. Mutlu olmuyor mu onlarla beraber Serap olunca? Serap ablacığım. Efendim. Biz demişiz ki babası öldü. Benim kızımla konuşabilirsiniz. Ben hiçbir zaman Eylül baban öldü demedim. Yukarıda Allah'ım var. Ben onlar gibi yalancı o değilim. Demem. Yalanın kitabını yazar onlar orada. Sen değil, sen değil, sen değil. Sen değil. Babanla annem köylüler, söylemiş. Köylüler demiş. Köylüler Ramazan'ın demiş. Kızına sor. Köylüler demiş. Sor Ramazan'ın kızına. Bir şey söyle. Köylüler. Telefonda neler var gördük. Söylediğini. Bir dakika Ayşe. Ayşe bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Bu gibi durumlarda biraz kulağınızı etraftan gelen dedikodulara da kapatın. Her şeye de inanmayın. Hayır hayır. İnanmayın. Hayır. Öz akrabası benim bir şeyim değil. Kendi, ben bunların kendi yalanları söylüyor. Hayır efendim. Tuncay'ın kardeşinin karısı da aynısını dedi. Kendi köylüler de aynısını dedi. Bakkalcı amcasının oğlu da aynısını dedi. Bütün köylü aynısını diyor. Biz yalan konuşuyoruz. Buyurun bağlanın. Köylüye sorun. Şimdi, Barış trafik kazası geçirmiş, Barış ölmüş. Bunu Ayşe dememiş. Şimdi bunu Ayşe, anne, annesiyle babası demiş. Geçmişte kayınpederinle baban arasında bazı gerginlikler olmuş. Bak, onları kabartmak istemiyorsun. Müsaade edin. Sen bir... kavgalar olmuş, mahkemelik olunmuş, cezalar alınmış. Serap yani, abla. Bu yüzden bazı aksamalar olmuş. Ama bundan Serap sonra abla, olmasın. Efendim Ayşe. Ben söyleyen kişilerin ismini alabilir miyim? Hani biz demişiz ya babası trafik kazasında öldü diye. Bir daha söyleyeyim, benim yukarıda Allah'ım var. Senin... Ben Allah'a bir can borçluyum. Ben öyle bir şey demedim. Benim de var kardeşim. Ben kesinlikle babam öldü demedim. Sen... Ben kızımı 10 seneden beri bekledim Serap abla. Ben daha yeni evlendim. 8 aylık bebeğim var. Değil. Sen benim değil. Babanla annen geldiğinde, benim kızım geldiğinde 2 yaşında değildi. Bak çocuklarının şeyini bilen bilmiyorlar. Benim kızım geldiğinde 4 aylık. 8 aylıktı 8. Sen ne sanıyorsun? 4 aylık. 8 aylıktı. Ben seninle muhatap olmak istemiyorum ya. Tarih belli. Tarih belli. Yırtma kendini görmek zorundayım. Benim bir parçam. Senin parçansa benim de çocuğumun parçası. Sen parçanı ben onun babaannesiyim. Senin... Sen benim çocuğumu kime teslim ettin? İnce benim torunumu kime teslim ettin? Sen olayı tırmandırıyorsun ama. Tırmandırmadım. Hakikaten tırmandırıyorsun. Serap Hanım. Yeter ama yani. Serap Hanım bir şey diyebilir miyim? Ayşe'nin gittiği kocası köyde kendi köyünde Kurban Bayramı'nda demiş ki ben o adamı tanımıyorum. O adamın yüzünü de görmedim. Ben demiş kendi çocuklarıma zoraki bakıyorum. Asgari ücretinden çalışıyorum.
Babasına demiş siz haber gönderin. Gelsin demiş. Mahkeme kararıyla çocuğunu alsın. Bunu ben ne o adamın yüzünü görmüşüm, ne tanıyorum, ne de bir şey diyorum. Peki bir reklama gidiyorum.